çevirsin. Paleto Bey'den geliş yapan araçlardan siyah bir jip arıyoruz arkadaşlar. Efendim? Gelecek ekiplerin dikkatine. Efendim? Alo? Sesimi alıyor musun Tarkan? Alıyorum. Seni arıyorum dört bir anda. Neredesin? Beni neden arıyorsun? Sevdiğim biri elindeymiş. Haberini aldım. Sadece biri mi? Başka kim var elinde? Sana bugün öğretmem gereken ve anlatmam gereken bir şeyler var Tarkan. Öncelikle bilmeni isterim. Sevdiklerine zarar vermek istemiyorum. Hiç öyle bir niyetim olmadı. Aramızda iyi bir arkadaşlık olduğuna inanıyorum. Yanlış mıyım? Operatör arkadaş konuşuyor. Olmasak da iyi anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Ne istiyorsun? Takipte bulunan şahısların ağır silahlı olduğu ve rehineleri olduğu. Bilmek istediğim birkaç şey var. Evet. Neden benimle arkadaş olmak istemiyorsun Tarkan? İyi şeyler yapmıyorsun çünkü. Senin için iyiliğin tanımı nedir? Tam olarak aradığım şey o çünkü. İyiler ve kötüler. Adam kaçırmak kötü biri olduğunu gösteriyor. Silah bulundurman kötü biri olduğunu gösteriyor. Motele bomba döşemek iyi bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Ne yapmaya çalıştığını da anlamıyorum. Sen de silah taşıyorsun ama. Ben polisim çünkü. Polisler hep iyi. Senin kadar kötü birini görmedim açıkçası departmanda. Ne istiyorsun benden? İşte tam olarak bu noktada durmak istiyorum. Senin kadar kötü birini görmedim diyorsun. Bundan o kadar emin olma. Sana birazdan vereceğim bilgiler seni şaşırtabilir. Ama bu yaptığımız konuşma bundan sonra daha dikkatli olman için. Ama bizim açımızdan değil. Kendi açından sana tamam. Birazdan ulaşacağım. Ve emin ol. Sevdiklerine bir zarar vermiyorum. Gönlün rahat olabilir. Tamam, ne istiyorsan yapacağım zaten. Bekliyorum aramanı. Bunu daha önce yaşadık biliyorum ve beğeniyorum Tarkan. Ve umarım düşündüğüm gibi iyi bir polissindir. Öyle olduğuma emin olabilirsin ama sana karşı iyi olacağıma söz veremem. Bana karşı iyi olup olmaman önemli değil. Halka karşı iyi ol. Yeter. Bekliyorum. Dedektif. Ne diyor Teğmen? Ulaşacağım sana diyor. Dedektif Raymond, dedektif zarar vermeyeceğim diyor falan diyor filan diyor. Bir şeyler diyor gene sikeceğim ya. Teğmen, bu yol üzerinden bizimkiler takibe devam ediyorlar. Bir tane araç şu an Paleto Bey'e doğru ilerliyor araç. Kimden bahsediyoruz? Ne? Dinlemedim Toros. Seni. Nerede? Siz telsizleri duymadınız tabi. Araçların bir tanesini gördü bizimkiler peşlerinde şu an. Air da peşinde. İşaretle girici piyasın. İşaretlediğim konuda doğru devam edin. Araçtan takip etmemize olanak sağlıyor. Herhangi bir planları olabilir. Şu anda sağ toprak yola giriş sağladı. Anlaşıldı. Önce GPS kodumuzu tekrar bilirsin. 9. Air bölgeye giriş yap. Toprak yoldan devam etmekte şu anda. Air'in görüşü var. Girdin mi GPS Poros? Doğrudur efendim. Önce ve yer desteği ihtiyacı var. Ton birimi toprak yola giremiyor bilginizle. Tamam, biz yöneliyoruz. Anlaşıldı, bölgeye yöneliyoruz. Anlaşıldı, bir adım 28 varmak üzereyiz, bir yolumuz kaldı. Araç durdu, geriye geliyor. Araç devam ediyor şu anda tırmanmaya toprak yoldan. Bir adım 99 konuşuyor. Araç bizim takip etmemize olanak sağlamak için sürekli yavaşlıyor. Bir planları olma ihtimali çok yüksek bilginize. Anlaşıldı, operatör konuşuyor, hiç kimse. Herhangi bir emir talimat olmadan. Eğer bir konuşuyor. Şu anda bulunduğumuz bölgede aynı araçtan iki araç daha var. Destek bekleyin. Üç araç var. Bölgeye acil destek talep ediyoruz. Anlaşıldı, operatör konuşuyor. Yoldayız. Hiç kimse emir gelmeden müdahale etmiyor. Mesafenizi koruyun. Destek ekip gelmesini bekleyin. Edim ekip yaklaşma. Anlaşıldı. Toplam 4 Toros var. Bölgeye yakında bir sarı spor araç var. Efendim Akoni? Tarkan, Mount Chiliad State Forest'talar galiba. Haberim var, haberim var. Tamam. Yöneliyoruz, tamam. Tamam, hadi bay bay. Riske atmayın, siz kendinizi uzaklaşın. Tamam, ben uzaklaşıyorum, Tamam. Gözlemliyoruz. Top 80. Bunu buldu amına. Kapatıyorlar şu anda, 5 kişi gözlemliyoruz. 4 Toros var. Edim 99 olarak destek ekip gelene kadar cover'da beklemedeyiz. Edim 8 bölgeye vardı. Sarı spor araç bölgeden uzaklaşıyor bilginize.
takip edebilecek ekibimiz var mı bölgede? Efendim içerisi ya. Çok kalabalık. Bütün ekiplere ihtiyacımız var burada. Sarı aracın peşine biri takılsa. Arıyor. Efendim. Çok hızlı geldiniz. Seslerini duyuyorum. Evet, ben de yöneliyorum bölgeye. Eğer sen oradaysan. Aslında amacım seninle birebir de burada konuşmaktı. Ama ne yazık ki polisler yerimizi bulmuşlar. Başka bir yerde görüşelim. Çıkış yapmanı sağlarım oradan. Rehineleri bana vermen lazım ama. Rehinelere zarar vermeyeceğimi söyledim. Ama madem öyle, anlatmam gerekenleri telefonla değil, yüz yüze yapmak istiyorum. Ama bir kuralım var. Daha doğrusu arkadaşım olarak senden bir ricam var. Keskin evet. Nişancılar, helikopterler veya diğer polis arkadaşların hiçbiri silahlarına davranmasınlar. Onlara zarar vermek istemiyorum şimdilik. Tamam. Rehineleri verecek misin şimdi? Onları istiyorum. Geçen gün anlaşma yaptığımız zaman herhangi bir kural ihlali yaptığımı düşünmüyorum. Tıpkı senin gibi. Evet. O yüzden rahatlıkla anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Doğru muyum Tarkan? Anlaşacağız. O zaman bölgeye geldiğin zaman aramanı bekliyorum. Tamam, bekle. Anlaşıldı. Bahsettiğim şahısların herhangi bir can güvenliği, can tedbiri mevcut şu anda. Kulenin üzerinde ve güvendeler. Tamam. Geliyorum. İletim 43 konuşuyor. Bölgeye ulaştık. İşte bekleyen Toros'un aşağısında, kaya arkasında bekliyoruz. Arkadaşlar. Şahıs benimle iletişime geçti. Rehineler kulenin üstündeymiş. Bir sağlık durumları iyiymiş. Altın motor bulunmakta. Bilginiz ne istiyorlar olsun. Tekrar görüşeceğim. Bir sik istedikleri yok. Salak konuşuyor ya. Bekleyin. William 57 olan kodumuzu Adam 29 olarak güncelliyoruz. Akabinde bölgeye uzaklığımız 1.5 kilometre. Kıdem çavuş döküm. Alo. Dinliyorum. Şu an bölgedeyim. Dediğin kuleyi de görüyorum. Şimdi seninle burada güzel bir anlaşma yapalım. Sen rehineleri ver. Ben gene senin kılına zarar gelmeden bölgeden uzaklaşmanı sağlayayım. Onunla ne konuşacaksan ya telefonda konuşalım ya da buluşalım. Fark etmez. Ama rehineleri bırak. Rehineleri bırakacağımı biliyorsun zaten Tarkan. Bence benim buradan çıkıp çıkmamam önemli değil. Sana daha önce de söyledim. Benim kılıma zarar gelirse emin ol benim gibi başkası çıkacaktır. Buna ne şüphe? Bence bunu telefonla değil yüz yüze halledelim. İçeri gelmek ister misin? Bu kadar ekip varken benim içeri gelmem sağlıklı olmaz. Bana en azından bir şey vermen lazım. Rehinenin birini teslim alacağımı söyleyerek gelebilirim oraya. Belli prosedürlerin dışına çıkamam. Hangisi senin için daha önemli? Biz mi? Mia mı? Mia da mı sende? Mia da bende. İkisini de ver bana. Başka bir polisle geleyim sonra beni al. Yapabilir misin? Bak biriyle geleyim, ikisini de ver, beni al, tamam mı? Satacağım. Derdin nasıl olsa anons müddet. Mia da bunlardaymış. Mia da bunlardaymış. Heyman, şimdi sniper'a ihtiyacımız olabilir ama hayır. Sniper için departmana gitmemiz lazım. Her yerde görüntüsü var herifin. Şimdi ne yapacağız burada? Her yerde görüntüsü var. Şu an bizi her türlü vururlar bunlar. Herifin derdi benimle. Kimseye zarar vermeyecek. Air Rift 5 yükselt Air. Bekleyecek miyiz böyle? Hemen bir şey. Hayır. Şimdi pazarlık yapacağız. Arayacak. Şimdi benimle beraber arıyor. Çavuş. Efendim. Seninle ilişkimizi bir adım daha öteye götürmek istiyorum Tarkan. Dinliyorum. Ve sana güvenmeyi tercih ediyorum. Evet. Biraz sonra bir hamle yapacağım. Yaptığım hamleden sonra senin hamleni bekliyor olacağım. Başka detay vermiyorum. Karar senin. Telsizinde ol ve polisleri kontrol et. Yok tek çıkış burası. Daha açık. Ay amına koyacağım ya. Araziden de kaçabilirler. Rehineleri var. Yani rehineyi arabaya alıp buradan tak tak da gidebilirler. Arkadaşlar bir hamle yapacağım falan dedi.
Sonra senin hamleni bekleyeceğim. Hamlenin ne olduğunu söylemiyorum. Bak kimse herhangi bir ateş etmesin. Mia ile İzel'inde. Air'ı da görüyor. Her bir siki görüyor. Tek başına mı gideceksin şimdi içeri yine? Tek başıma girmeyeceğim. Bilmiyorum ne yapmaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyorum şu yani an. Yani oraya tek başına gideceksin. Adamları her yeri çevirmiş. Sana bir şey yapsalar burada biz müdahale edemeyiz. Biri kardeşim, biri iz. Arıyor. Efendim. Senden bir adet polis aracı rica edeceğim. Onu içeriye sokarsan, ki güvenebilirsin hiçbir şey yapmayacağım. Yaklaşık 15 saniye sonra sana geri dönecek ve çok mutlu olacağın iki tane yüz göreceksin. Karşılığında şu an hiçbir şey istemiyorum ve sana güveniyorum. Ne tamam. Dersin? Kabul ediyorum. Getiriyorum arabayı. Aracı bekliyorum. Tamam. Evet. Çatışırken ben burada... Araba istiyor bir tane. Polis arabası istiyor. Arabayı sonrasında göndereceğim rehinelerle. Karşında başka da bir şey istemiyorum diyor. 3 TL farkla büyük bir Ranger verelim. Ne yapayım oğlum? Kardeşim elinde ya. İz elinde. Ne yapalım? Bir tane. Elimiz kolumuz bağlı. Bir tanesini. Silahı falan varsa boşaltın arabayı. Şu kimin? Açın şu arabayı kiminse. Kim tek istiyor Will, tek. 43 direkt boş. İsterseniz direkt götüreyim. Bir dakika, benle biri gelsin. Benle biri gelsin. Neyi? Tekrar et Ayır. Elbir konuşuyor. Reynilerin ikisini de aşağı indiriyorlar. GPS falan bırakmayın arkadaşlar. Salak değil adamlar bu arada. Başımıza bela almayın. Bagajı boş edeyim mi efendim? Efendim. Bir sıkıntı olduğunda tamam, direkt anons geç. Boş. Domuz. Tamam. Domuzu şey, kuru zırda ya. Domuzu boş ver. Tamam hadi. Şimdi cruiser teslim ettiği nasıl söyleyeceğiz? Neyi? Şifre cruiser'sa cruiser teslim ettiği nasıl söyleyeceğiz? Şifre cruiser değil bu arada arkadaşlar. Acil durumda ateş diye bağıracağım, gelirsiniz. Nereden giriliyor bu siktiğimin yerine? İlerleyin sağdan efendim. Olumsuz, istemiyorlar kimseyi. Solda bekleyen biri var. 2. Ellerini kaldır Selman arabada. Anlaşıldı efendim. Zeynileri şu anda kapıya doğru getiriyorlar. Air bölge gözlemliyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Kişiler görüşme sağlıyorlar. Reynelerin ikisi de kapıda. Tarkan? Mia? İyi misin? İyiyiz. Merak etme, kurtaracağım seni. İstsen? Kurtarmana gerek yok. Güvenli bir şekilde araca geçebilirsiniz hanımlar. Gelin. Efendim siz de binin de hanımlar binsin. Bekliyorum benle iletişim kurmanı. Evet. Şimdi seni gözlemliyorum. Hamlemi yaptım. Böyle bir hamle beklemiyordun sanırım. Amacını anlamaya çalışıyorum. Yakında anlayacaksın. İstersen sevdiklerini götürüp tek başına gelebilirsin. Sana anlatacağım kısa bir şeyler var. Dinlemek istersen. Şu anda Teğmen'le diğer memur görüşme sağlıyorlar. Bekliyorum. Chestlerden dördü kapıda bir kurede bekliyor bilginize. Şu anda Teğmen'le memur aracı biniş sağladı. Tarkan kim bunlar? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. İyisiniz değil mi? Size bir şey yapmadılar. Hayır yapmadılar. Şu anda size doğru ilerleme sağlıyoruz. Ne derdi var bilmiyorum aracı bunların şey. Ama. Bunların derdi sende galiba. Sayılmaz su falan da verdi.
İyi, götüreyim geri bırakayım mı istersen? Hayır hayır. İyi bir konuşun şu anda. Aracı geriye mi koysak? Bu araca bir şeyler koymuş olmasın onlar? Araca yaklaşmadılar efendim. Yaklaşmadılar, biz içindeydik. Arkadaşlar bakın, götürün Mia ile izi. Bin hemen. Bin. Kimse bir şey yapmıyor arkadaşlar. Şu üstümü başımı bırakıyorum, ben gidiyorum. Bu herifin bir derdi var, bana bir şey yapmıyor. Şef Selman, durum ilgisi alabilir miyim? Hemen biz rehinleri aldığımıza göre niye gitmek zorundasın, gitme. Şef Selman konuşuyor efendim. Şu anda rehinleri sağ salim bir şekilde aldık. Hemen. Efendim. Rehineleri, bir dakika, rehineleri bize verdiklerine göre sen niye gidiyorsun ki şu an? Adamın elinde hiçbir şey yok. Evet, adamın elinde bir şey yok. Bu adamda bir şey var oğlum. Bir gidip ya görüşmem bir şey lazım. Yani bunlar öldürmekle şey bitmiyor. Öyle bir şey yok. Rehineler bizde. Adamın elinde hiçbir koz yok. Sen niye gidiyorsun ki konuşmaya? Adamın elinde ağır silahlar var. Bir tane mermi atsa bitti. Bitti de. Elinde hiçbir koz yokken ayağına giriyorsun şu an. Bitmiyor yani. Oğlum. Adamlar bitmiyor amına koyayım. Vurmakla da bitmiyor, çatıştırmakla da bitmiyor. Bu herifin bir derdi var. Benle konuşmak istiyor. Herif o gün bana bira ısmarlıyor ya. Efendim bizde bitmiyoruz. Yani şimdi siz niye gidiyorsunuz oraya? Şu hadi Tarkan, şeylere uzaklaşın, gelin işte, tamam gelin hadi götürelim sizi, atlayın. Hiçbir koz yok adamların elinde. Atlayın Temel, haydi. İzle mi diyor binin diye? Evet evet, Mia iz binin. Ne oluyor şu an? Hadi dönüyoruz arkadaşlar. Boşaltır. Operatör konuşuyor, bölgedeki tüm ekipler kod 4 durumuna geçiş sağlayan bölgeden, herkes bölgeden çıksın. Pazarlıkların ne derdi olabilir seninle? Bilmiyorum. Ben ne değil, herkesin bir dertleri var. Akabinde kordon durumuna geçiş sağlıyor. Efendim Akoni? Ne durumdasın? Tamam, aldık. Mia ile izi aldık. Hah, oh. Lan Mia mıymış öbürü? Evet, Mia'ymış. Tamam. Aldınız. Gidiyor musunuz? Aldık, dönüyoruz. Şöyle. Yine taşak mı geçiyorlar? Al, senin mi olsun dedim. Şu an için olumsuz. Siz de ayrılın bölgeden. Teğmen, bir şey söyleyebilir miyim? Evet, söyle. Efendim, şimdi adamlar rehineleri bırakırken dedi ki, biz rehineleri şey güzellikle yapmadılar. Bırakıyoruz, senin sıradaki hamleni göreceğiz. Şu anda rehineleri alıp bölgenin ayrılmamız yanlış bir hamle değil mi sizce de? Bilincinizi kaybettiğiniz bir an oldu mu? İkinizin de aynı anda ne oluyor? Gibi, uzaklaştırmam lazım şu an. Rehineleri ne yapayım Selman, onlarla mı geleyim? Yok yok, hayır. Eğer yani, havada kalsın, yüksek irtifadan takip sağlasın. Rehineleri gene uzaklaştıralım da bölgeden bütün ekipleri çekmemiz... Tamam, irtifadan takip etsin Selman, adamların her boktan haberi var, tamam? Anlaşıldı efendim, tamamdır. Selman'dan Eyre. Dinlemedeyim. Teğmen Tarkanoğlu Eyre'in yüksek irtifada kalıp bölgede kişileri izlemesini istedi. İzmir anlaşıldı. Görünmeyecek taraflarda o bölgeden çıkışı olan iki yolu da kapatın, uzak bir bölgede. Yakın kalmayın.